Merhaba, ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte eğer ki telefonunuzun pili gerçekten hızlı bitmeye başladıysa bunu eski haline nasıl döndürebiliriz? Uzun vadede telefonunuzun bataryasını nasıl daha iyi bir şekilde korunmasını sağlayabiliriz? Bunlardan hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Bunun için birkaç ayar göstereceğim. Lakin videoya geçmeden hemen alt taraftan videoyu beğenip yine abone olursanız Android telefonunuzdaki batarya sorununu neredeyse çözmüş olacaksınız. Şimdi öncelikle bataryamızın daha hızlı bitmemesi için yapmamız gereken birkaç adımı göstereceğim. Şimdi arka tarafa baktığımız zaman burada canlı duvar kağıdı gibi bir duvar kağıdı var. Ya da hareketli duvar kağıtları varsa kesinlikle bunlardan kaçmaya çalışın. Arka tarafa siyah duvar kağıtları koyarsanız bu sizin için çok çok büyük bir artı olmuş olacak. Çünkü ekranınız AMOLED ise siyah yerlerde enerji harcamayarak bunun sayesinde daha az pil tüketmiş olacak. Bir de telefonlarımızda karanlık mod bulunur. Karanlık modu aktif etmek için ayarlar kısmına gidersiniz hemen. Ekran kısmında burada karanlık mod kısmı vardır. Karanlık modu seçtiğiniz zaman ekran kendini direkt karanlık modu alır ve bütün arayüzde karanlık modu kullandığı için ekranda AMOLED olduğu için enerji fazla harcamaz ve bataryanız yine biraz daha fazla gitmiş olur. Ayrıca LCD ekranlarda da yine işe yarıyor bu. Ne kadar LCD ekranlarda siyah yerlerde enerji harcasa da bir tık bataryasının uzun gittiğini söyleyebilirim. Şimdi bunlar herkesin bildiği özelliklerdi. Gelin herkesin bilmediği özelliklerden bahsedelim. Öncelikle senkronizasyon bizim için çok çok önemli. Ayarlar kısmına gittiğimiz zaman burada hesaplar ve senkronizasyon kısmı var. Buraya girdiğimiz zaman verileri otomatik senkronize et kısmını normalde açıktır sizde. Lakin biz bunu kapatacağız. Bunu kapattıktan sonra ne oluyor? Telefon arka tarafta veri harcaması yapmıyor. Bunun yanında bataryanız daha hızlı bitmiyor. Çünkü arka tarafta habire işlem yaparsa bu yüzden dolayı telefonunuzun bataryası biraz daha hızlı biter. Ayrıca arka planda daha fazla uygulamanın çalışmasını istemiyorsunuz. Ek ayarlar kısmına gitmeden telefon hakkında giriyorsunuz. MIUI sürümüne 3 kez tıklıyorsunuz. Burada sizde farklı sürüm vardır. Samsung kullanıyorsunuz, One UI. Farklı telefon modeli kullanıyorsanız ona tıklamanız gerekiyor. Sonra zaten size bir bildirim geliyor. Geliştirici seçenekleri aktif olmuş oluyor. Ek ayarlardan geliştirici seçeneklere gidiyoruz ve en alt taraflarda olması gereken bir ayar var. Bunu size hemen göstereyim. Arka plan işlem sınırı. Bunu aktif ettiğiniz zaman mesela en çok 3 işlem olsun dediğiniz zaman arka planda maksimum 3 uygulama çalışabiliyor ve en fazla 3 işlem yapılabiliyor. Lakin uygulamaların arka planda yeniden başlatılmasını istemiyorsanız bunu standart sınır yapın. Bataryanızın biraz da az gitmesini istiyorsanız 3 işlem ya da 4 işlem kendinize göre seçebilirsiniz. Telefonunuzun bataryasını bitiren en büyük ayrıntılardan bir tanesi ise gereksiz uygulama. Bunlara nereden bakacağız? Öncelikle pil kısmına giriyoruz. Her telefon modelinde pil kısmı vardır. Pil kısmına gittikten sonra burada gördüğünüz gibi telefonunuzun bataryasını bitiren uygulamaları görüyorsunuz. Mesela sistem başlatıcı telefonla geldiği için bir şey yapamam ama mesela TikTok çok fazla bitiriyor. Fluid mesela çok fazla bitiriyormuş yine. Bunları bu şekilde tek tek bakıp silebilirsiniz. Lakin burada kullanmadığınız uygulamaları silmeye çalışın. Instagram'ı kullanıyorsanız bırakın kalsın. Ama örnek veriyorum ki TikTok'u uzun zamandan beri kullanmıyorsunuz ve arka planda güç tüketiyorsa bunu kesinlikle silmenizi öneriyorum. Diğer senkronizasyon ayarlarını da Google hesabında yapabilirsiniz. Buraya girip senkronizasyonu kapatabilirsiniz. Xiaomi ya da Samsung'da Cloud hesabınız varsa bunu da yeni aktif etmezseniz arka plandaki veri biraz daha yavaş bitecektir. Bunun yanında Play Store'a girip hemen bir tane daha ayar göstereceğim. Play Store'u buradan buluyoruz. Kendimizi buradan seçiyoruz. Alt tarafta Play Protect kısım var. Play Protect kısmında ayarlar simgesine tıklıyoruz. Buradaki uygulamaları tara ve zararlı uygulamaları tespitini iyileştir kısım var. Bunlar sizde açık olur. Bunları kapatırsanız bataryanız biraz daha gider. Lakin APK vesaire yüklüyorsanız maalesef ki bunları telefon tarayamaz ve virüs varsa sizlere bildiremez. O yüzden dolayı eğer ki çok fazla APK yüklüyorsanız bunları kesinlikle bu şekilde tekrardan aktif edin. Ama bataryanızın iyi gitmesini istiyorsanız da bu şekilde kapatabilirsiniz. Son olarak da batarya kalibrasyonu var. Batarya kalibrasyonu nasıl yapıldığını sizlere hızlı bir şekilde anlatayım. Öncelikle telefonunuzun bataryasını %0'a kadar indiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten telefon daha açılmayacaktır. Ve açılmadıktan sonra da telefonu kapalıyken şarj ediyorsunuz. Bakın telefonun tamamıyla kapalı olması gerekiyor. %100 şarj olduktan sonra telefonu açın. Eğer ki telefonunuzun bataryası %100 ise okey. Ama %98, %99 ise tekrardan telefonu %100'e kadar şarj edin. Ve tekrardan telefonunuzun bataryasını %0 olacak kadar bitirmeye çalışın. Yani o arada kesinlikle şarj etmeyin. 0 olduktan sonra da tekrardan %100'e şarj ettiğiniz zaman artık telefonunuzun bataryası optimize olmuş olacak. Ve bu sayede bataryanız eski haline biraz da olsa geri dönmüş olacak. Bunun yanında bundan sonra dikkat etmeniz gereken diğer bir ayrıntı ise telefonunuzu optimize ettikten sonra bataryanızı %26'na fazla düşürmeyin. %80'in üzerine de fazla çıkartmamaya çalışın. Çünkü %0'lara ve %100'e ne kadar yaklaşırsanız bataryanızın pil ömrü biraz daha azalacaktır. Ve bu yüzden dolayı batarya sağlığı biraz daha hızlı düşmeye başlayacaktır. Şu an mesela günlük 10 saat ekran süresi veriyorsa bunları yapmazsanız bir yıl sonra günlük 7 saat ekran süresi almaya başlarsınız. Bunları dikkat ederseniz bataryanızın sorunları kesinlikle hem uzun
uzun vadede hem de anlık olarak çözülmeye başlayacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Son olarak da şunları söyleyeceğim. Orijinal adaptör ve kablo dışında farklı şeyler kullanmayın. Özellikle Apple kullanıyorsanız bunlara zaten dikkat edin. Android kısmında kutusundan adaptör çıkmıyorsa gidin Samsung'da mesela orijinal adaptör almaya çalışın. Xiaomi'de zaten kutusundan bütün aparatlar çıktığı için bunlar dışında şarj aletleri kullanmayın. Zorunda kalırsınız. İstisnalar kaydı bozmaz ama dediğim gibi zorunda kalmadıkça orijinal şarj adaptörlerini ve kablolarını kullanmaya çalışın. Eğer ki bunları da yaptıysanız sorun bitmiyorsa direkt bataryasını değiştirin. Çünkü batarya sağlığı büyük ihtimal %70, %60'lara kadar düşmüştür. Bunları yaptığınız halde düzelmiyorsa direkt bataryasını değiştirmeniz ya da telefonu değiştirmeniz sizin için en sağlıklısı olacaktır. Her neyse daha fazla gevelemiyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.